Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu hafta atölyemizin 3. oturumunda Cengiz Dağcı'nın Korkunç Yıllar kitabını inceleyeceğiz. Arkadaşlarımız ne tanıtır ama ben şöyle söyleyeyim. Osman, Kaan ve Arda anlatacak kitapları. İyi seyirler. Merhaba arkadaşlar, ben Osman Deveci. Edebiyat bölümünde okuyacağım inşallah, şu an ümit ediyorum. İnşallah bugün kitabı biz anlatacağız, Cengiz Dağcı'nın Korkunç Yıllar. Hoş geldiniz. Kaan'ın bende. Hem de bunu bir cümle okumak isteyeyim. Dilimiz döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalışacağız. Okudunuz mu kitabı? Evet. Yeniden hoş geldiniz. Ben Ömer Arda Kaan. Şu an hazırlık öğrencisiyim. Politika okuyacağım. Şimdiden bol bilgili bir saat oldu diyorum şimdi. Cengiz Dağcı'yı okumaya başlamamızdaki ilk sebeplerden bir tanesi benim yani. Kırım'la ilgili anlattığı şeylerde, o kitap eleştirilerini ilerleyen süreçlerde yapardı ama önemli olan burada Kırım'dı ve Kırım'da Cengiz Dağcı gibi büyük bir adam çıkması, bunları yazması bizim aslında biraz daha bakış açımızı oraya netleştirdi. Yani Cengiz Dağcı'ya başlamayı düşündük biz bundan dolayı. Yani Cengiz Dağcı kimdir? Nereye, yani neler yapmıştır? Nerede yaşamıştır? Hayatı nedir? Gibi başlamayı düşündük. Onu anlatmaya başlayacağım ondan böyle ilk başta. Cengiz Dağcı 1920'de Yalta'da, Kırım'da doğuyor. Yalta, Kırım'da bir bölge. İlkokulunu ve ortaokulunun bir kısmını köyünde başlıyor ve Akmeşit'te bitiriyor. Ondan sonra Kırım Pedagoji Enstitüsü'ne giriyor Cengiz Dağcı. Orada 2. sınıfa kadar okuyor. Bu sırada 2. Dünya Savaşı patlak veriyor. 2. Dünya Savaşı patlak verince savaşa gidiyor Cengiz Dağcı. Ukrayna'da Almanlara esir düşüyor 1941'de. Bu Almanlar ise düştükten sonra Almanlar Türk lejyonerlerini kuruyorlar bir süre sonra. Ve Türkistan inancında bir ordu olduğuna inanıyor bunu bazı Türkler. Yani bu da tartışma, bunu da ileride tartışacağız umarım ki ilerleyen süreçlerde. Türkistan lejyonerlerini kuruyor ve bunlarla birlikte de Ruslara karşı savaşıyor. Ardından savaştan sonra Londra'ya, müttefik devletlere sığınıyor ve Londra'ya yerleşiyor. Londra'ya yerleşmesinde de şöyle bir ironi var. Londra'ya yerleşmeden önce Türkiye'ye belli bir pek çok şeyle birlikte, Türk'le birlikte, Tatar'la birlikte şey yapıyorlar. Türkiye'ye hani Türk gelmek istediklerini söylüyorlar. Fakat dönemin bürokrasisi o zaman bunları kabul etmiyor. Ondan sonra ilk başta Edinburgh'a, sonra da Londra'ya gidiyor. Londra'da bir lokanta açıyor. Ardından Londra'ya gittikten sonra kitaplarını yazmaya başlıyor. Ve ilk yazdığı kitap zaten yani yayınlanan ilk kitap Türkiye'de Korkunç Yıllar 1956'da yayınlanıyor. Korkunç Yılları da Yaşar Nabil'le tanıştıktan sonra Varlık Yayın Evi basıyor. Varlık Yayın Evi normalde o dönemlerde cilt halinde yani pardon cep kitapları basıyormuş. Yani böyle büyük kitaplar basmıyormuş. Hatta bir tanesini yanımda getirmiştim ben. Size de bunu göstereyim ilerleyen süreçlerde. Hep burada şöyle kitaplar basıyormuş. Bu da diğer kitap Cengiz Dağcı'nın. Ondan dolayı Cengiz Dağcı aslında bu kitap ismini Sadık Turan Hatıralar olarak belirliyor. Fakat Yaşar Nabil diyor ki biz bunu iki cilt olarak basalım. İlk cildi Korkunç Yıllar olsun, ikincisi de Yurdunu Kaybeden Adam. Aslında Yurdunu Kaybeden Adam bir nevi Sadık Turan'ın hatıralarının devamı. Hatta kitabın arkasında şunu yazıyor. Korkunç Yılların Sadık Turan'ın tüyler ürpetici macerasını size sunmuş olan Cengiz Dağcı bu eserde o maceranın devamını ve sonunu anlatıyor diyor. Hani bu da ikinci kitap. Bunu biz ben de araştırırken fark ettim. Bilmiyordum ikinci kitap olduğunu. Ve ardından sırayla Varlık Yayın Evi'nden kitapları basılmaya başlıyor Yaşar Nabil'le birlikte. Hatta kitapların düzenlemesini Ziya Osman Sabah yapıyor. Cengiz Dağcı bundan çok mutlu oluyor. Fakat Yaşar Nabil öldükten sonra kendisi diyor. Yaşar Nabil'in ölümünden sonra Varlık Yayın Evi ile irtibatım bitti. Türkiye'de ideolojik çok ön plana çıktı. Yani yayın evi başına geçenler beni sağcı yazar olarak ilan ettiler. Ve değerlendirdiler ve eserlerimi basmadılar diyor. Ondan sonra da şuna üzüldüğünü söylüyor kendisi. Ben yazarların kutuplaşmalar olmasına karşıyım diyor. Yazar diyor toplumun her kesimine hitap eder diyor. Ondan sonra kitaplarını Ötüken Yayın Evi, bütün kitaplarını sırayla basmaya başlıyor. Ardından ve şu an zaten elimizdeki kitapların çoğu Ötüken'in çıkardığı kitaplar. Hepimizin okuduğu Korkunç Yıllar'da Ötüken tarafından çıktı. Yaklaşık 20'den fazla kitabı var ve bunun 13-15 tanesi roman. Fakat bazıları ikileme ve üçleme. Bu kitap bir ikileme, Korkunç Yıllar Yurdu Kaybeden'den. Bu kitap da aslında çok fazla ön plana çıkıyor kitaplarından bir tanesi. Hatta 2014'te filmi falan çekiliyor Kırımlı diye. Yani filmi biraz da romantizm katılıyor fakat filmde de Sadık Turan adında bir karakter var ve o da karakterin yaşadıklarını bir şekilde anlatmaya çalışmışlar. Yani başka Cengiz Dağcı'yla ilgili söyleyeceklerim. Cengiz Dağcı eserlerini hep Türkçe yazıyor. Anamın dili diye
Hani bunu kitabın başında da hepimiz okumuşuzdur. Eserlerimin dili Türkçe'de çünkü anlamın dildir diye. Fakat garip olan şey Cengiz Dağcı aslında Sovyet üssü yıkıldıktan sonra da tekrar Kırım'a dönmüyor ya da bütün olaylar bittikten sonra ve Türkiye'de hiç gelmiyor. Hani bunun sebebi de aslında ben biraz araştırdım ama tam olarak sebebini de... Kolay gelsin. Bu tatma. Evet. Evet. Tamam siz geldiniz. Kolay gelsin. Teşekkürler. Sebebini de tam olarak hani... Şimdi bana. Ay bana bir şey gözüküyor. Yok. Yok. Sebebini de tam olarak hani ben aklımda kurduğum ya da düşündüğüm bazı şeyler var. Ben ilk başta hani ilk soru olarak size bunun sebebi acaba ne olabilir? Cengiz Dağcı bütün kitaplarını Türkiye'ye, hani Türkiye Türkçesiyle yazmasına rağmen kitaplarında okuduk Türkiye'ye olan çok büyük bir şeyi var, inancı var. Buna rağmen Türkiye'ye hiç gelmemesinin sebebi sizce ne olabilir? Yani bu konu hakkında bir şey söyle, yani bir fikir beyan etmek ister misiniz? Efendim? Kırgın mı? Gelen şey sanki kırgın. Ya o bürokrasi olaylarından sonra o 55-56'da ben de kırgınlık olarak düşünüyorum. Çünkü Türkiye'ye gel, yani gelmek istiyor, izin vermiyorlar. Belli bir yani Tatarla birlikte. Gelmek istiyor. Belki o olabilir ama başka bir şey olabilir mi? Yani ben bunu da size ilk başta sormak istedim eğer aklınızda başka bir şey varsa. Çünkü bunun kesin bir kaynağı da yok. Yani ben budur diyemem ya da siz de budur diyemezsiniz. Cengiz Ali bunu hiçbir zaman söylemiyor. Fakat... Ama şunu biliyoruz ki bundan dolayı yaşadığı bir yalnızlık hissi var. Ve bu yalnızlık hissini de kitabın çeşitli yerlerinde birazdan bahsedeceğiz, göreceğiz. Bazı Sadık Turan'a ait cümleler var ama o cümleler aslında Sadık Turan'a mı ait yoksa Cengiz Dağcı'nın kendisine mi ait? Onu birazdan ondan ben bahsedeceğim. Cengiz Dağcı ama şunu mesela şu konuda ben gazete haberlerine baktım Cengiz Dağcı'yla ilgili. Cengiz Dağcı mesela Türkiye'den gelen bir hanımefendi şeyinde yani cenaze töreninde hanımefendinin bir konuşmasına şöyle diyor hanımefendi. Biz diyor Türkiye'den geldiğimizde ziyaretine gittiğimizde diyor bize vatan kokuyorsunuz derdi ve dilinizi unutmayın derdi diyor. Hani vatandan gelenler çok sağlam ve çok güzel bir şekilde karşılıyor. Bunu da orada hanımefendi söylüyor. Zaten yaşamı gibi ölümü de çok farklı oluyor. Londra'da ölüyor. Ve ilk başta Londra'da Süleymaniye Camii'nde defnedilmesi düşünülüyor. Ardından Ahmet Davutoğlu, o zamanlar dönemin Dışişleri Bakanı araya giriyor. Ve Cengiz Dağcı doğduğu yerde cenaze töreninin orada yani yapılmasını ve orada vefat gömülmesini istiyor. Ukrayna devletiyle görüşüyor ve Ukrayna devleti kabul edince şu an Cengiz Dağcı Malta'da, yani pardon Malta diyorum, Yalta Kırım'da şu an mezarı orada. Kitaba yavaş yavaş yani, geçebiliriz. Çünkü Cengiz Dağcı'nın hayatında genel olarak bir sözünden bahsetmek istiyorum kitaba geçmeden önce. Bu sözün üzerinde de hani acaba konuşabiliriz belki biraz. Şey diyor Cengiz Dağcı kitabın başında da ben yalnızca Kırım'ın yazar değilim ama Kırım'ın faciasının bütün gerçeği ve işlerini de yalnız ben yazabilirim, yazabildim diyor. Hani Cengiz Dağcı aslında şu an okumaz ya yani bir iki kitabını okusak da ya da okumasak da direkt aklımıza Kırım yazarı olarak geliyor. Cengiz Dağcı burada şey yapmaya çalışıyor. Yani benim fark ettiğim kadarıyla şunu yapıyor. Cengiz Dağcı kitaplarında anlatıma dikkat etmiyor ya da hani bir hikaye anlatmaya çalışmıyor. Gerçekleri yansıtmaya çalışıyor. Mesela Sadık Turan okurken ben dedim ki bu Cengiz Dağcı'nın kendi hayatı olabilir. Hani bunu düşünerek okudum kitabı. Çünkü o da Almanlara sürtüşüyor. Aynı şekilde ikinci kitapta da inanıyorum ki devam ediyor Almanlarla Türkistan için savaşlar yani Alman ordusunun desteğiyle birlikte. Hani hikaye bir şey anlatımı yok yani böyle komplike bir anlatım yok, sert bir anlatım yok. Sadece olduğu gibi sanki yaşamış ve o gün günlük tutar gibi yazmış. Hani sadece bir şey anlatmaya çalışmış. Nasıl anlattığını çok önemsememiş. Anlattığı şeyi önemsemiş diye düşündüm ve düşünüyorum. Kırım'ı da çok büyük bir noktaya koyuyor. Kırım'a 70 yıl boyunca dönemiyor zaten. Öldüğünde dönüyor 69 yıl sonra. Özlemi de çok büyük. Bundan dolayı kitaplarında bu duygu aslında çok fazla hissediliyor bence. Hissettiğim şey duyguydu yani. Hani edebi bir dil yerine ya da bilmiyorum böyle ağır sert cümleler, böyle hani beyinde kalacak cümleler yerine o hissettirdiği duyguydu. O duygulardan kalan cümlelerdi. Şey soruyorum. Şimdi Türkiye'ye gelmiyor ama Kırım'a niye hiç dönmüyor? Yani 91'den sonra Sovyetler dağılıyor işte Ukrayna daha aşağıda orada özel bir devlet var. Evet. Ben de onu bugün onu da araştırdım. Kırım'a neden dönmüyor olayında? Hiç onunla ilgili de bir gazete yazısı okudum. Gazete yazısında şey diyor. Eski bıraktığı Kırım'ı, hayalindeki Kırım'ı geri dönemeyeceği ve o üzüntüsüne dayanamayacağı için geri dönmeyi hiçbir zaman düşünmedi diyor. Fakat kendisinin bu konu üzerinde bir söylemi yok. Ama gazetede yani gazetede bunu yayınlayan insan böyle diyor. Hani Kırım'a dönseydi eğer aklında 70-60 ya da 50 yıl önce kalan Kırım'ın eskisi gibi olmadı. O topraklarda yaşayanlar artık onlar olmadı yani eskisi gibi olmadı. Hayalindeki Kırım'la aynı olmadığını düşündüğü için geri dönmüyor ve Londra'da yaşıyor diye diyor. Zaten o topraklar bizim de diye bir şey de var. Evet.
bahsediyor. Ben şey demek istiyorum. Yani Cengiz Dağcı Rusça da yazabilecekken kitaplarını ama Türkçe yazmayı tercih ediyor. Evet. Yani sanki ama Türkiye'ye aynı zamanda hani öyle bir durum da olmuyor. Gelmiyor. Yani bu daha çok sanki yani yaşadıklarını buradakilere, yani anasının dili olan Türkçe'ye sahip olan insanların daha çok onun sistemlerini ya da yaşadıklarını duymalarını istiyormuş gibi de bir tavrı var. Yani bizim onu anlamamızı istiyor aslında. Ben şey düşünüyorum bu konuda. Cengiz Dağcı'nın Türkiye için çok büyük bir inancı var. Mesela kitapta bir paragrafta geçiyor. Arkadaş Süleyman'la sohbetten diyor ki sen diyor Rus'un üniformasına o kadar çok alışmışsın ki diyor. Yarın bir gün diyor biz Türklerle savaşsak diyor, Türkiye'yle savaşsak diyor. Sen diyor Türkiye'ye karşıdan kurşun sıkacaksın diyor. Hani ona böyle çok sert ağır bir sistemi var kendi düşüncesinde. Hani bütün Türklerin, Azerilerin, burada kitapta yer yer söylüyor. Azerilerin, Tatarların, geri kalan bütün Türklerin hepsinin bir denizin parçası olduğunu ve denizin ayrılamayacağını söylüyor. Ve galiba bence de bu denizin isminin Türkiye olduğunu inanıyor ve düşünüyorum. Ve bundan dolayı Türkçe'ye bu kadar önem vermesi ve Türkiye'yi bu kadar çok sevmesinin sebebi bu inancıdır diye düşündüm yani. Ben de bu şekilde düşünüyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Türkçe'yle yazıyor kitabını ama Türkiye Türkçesi olması önemli kendisi. Çünkü Kırım, yani annesinin konuştuğu dil Türkiye Türkçesi değil, Kırım Türkçesi. Ama Türkiye Türkçesinin olayı, Türkiye Türkçesi Türk dünyası içerisindeki lingua franca gibi, yani şeydir, geçerlidir olarak düşündüğünü düşünüyorum ben şahsen. Ve Türkiye'nin bu Türk dünyası içerisindeki en daha şey devlet konumunda olduğunu düşündüğünü ve Türkiye'ye inandığını aynı ben de yani bu şekilde düşünüyorum. Biz de Rus alfabesine, Rus harflerine ya da Rusça'ya karşı yani biliyor, evet çok iyi biliyor. O dille eğitim almış ama bir karşıtlığı da var diye düşünüyorum. Çünkü Ruslar Tatarların kullandığı Türkçe Latin alfabesini Rus alfabesine çeviriyorlar mesela. Kitapta bir kısımda oradan da bahsediyor. Ve bunu yaparken Cengiz Ağacı diyor ki ben şu an diyor Tatar kelimelerini diyor yazan şey Tatar çocuklarını düşünüyorum diyor ama Rus alfabesiyle diyor. Ne kadar iğrenç diyor, ne kadar kötü diyor. Hani böyle bir nefretinden kaynaklı olarak da Rusça yazmamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu olabilir diye düşünüyorum. Fakat yani şey, bir yazar olarak düşündüğümde bir yazarın mesela yani günümüz yazarlarının en azından en büyük kaygısı şey değil midir? İnsan daha çok hani sesini daha çok insana yani belki de bunu Rusça yapsa daha çok ulaştıracaktı ama adamın gayesi bu değil zaten. Evet. Amacı da bu değil. Yani. Evet. Popülizm gayesi bence şey de olmayabilir. Yazar olmak. Biz az önce aramızda da tartıştık. Mesela Cengiz Dağcı aldığı eğitime bakınca aslında çok büyük bir eğitim almamış. Yani pedagojide 2 sene okumuş ama hani genel olarak savaşlarda geçmiş bir ömür. Entelektüelliğini yaşatabileceği de çok büyük bir ortam da yok. Doğduğu Rusya'da, Kırım'da ve ondan sonraki savaşlar sürecinde. Belki Londra'daki hayatında bunlar olmuştur fakat. Cengiz Dağcı yazar olmak değil ama. Cengiz Dağcı hani benim anladığım kadarıyla Kıbrıs Harekatı'ndaki mesela somutlaştıracaksak bunu. Hani dedelerimiz olur ya Kıbrıs Harekatı'nda şu an yaşayan dedeler var hala ya da Gazi'ler. O Gazi'ler böyle anlatırlar hikayeler. İşte o savaşta böyle yaptık, şöyle yaptık gibisinden. Cengiz Dağcı bizim sanki dedemiz gibi oturuyor böyle, Kırım'da yaşadıklarını bize anlatmaya çalışıyor. Hani o entelektüellik, o gurur ya da o büyük cümlelerle değil, yaşadıkların böyle bir omuz çökkünlüğü, oturmuş sandalyeye düşünerek ve hissederek anlatmaya çalışıyor. Bunun böyle bir yani yazarlık amacı olduğunu da ondan dolayı çok düşünmedim ben açıkçası. Ben yani yazarlık amacı yok, anladım, ben anladım. Demek istedim. Yani genel olarak aynı. Daha başlayabiliriz. Ben ben şöyle başlamak istiyorum. Kitap okuduğunuz için hani kitabın genel özeti ya da kişiler üzerinde durmadan direkt kendim kitaptan kendi çözümlerimi biraz anlatacağım. Kitap şöyle bir cümleyle başlıyor. Benim adım Sadık Cengiz dedim. Adı gibi geniş ve manalı bir şahsiyeti vardı. Bu kısım önemli çünkü buna benzer bir şey kitabın çeşitli yerlerinde göreceğiz. Burada bence bir isim metaforu var. Sadık Turan. Yani kitabın ana karakterinin ismi Sadık Turan. Sizce bu Sadık ve Turan kelimeleri rastgele seçilmiş kelimeler mi? Bence pek değil. Turan zaten ne ifade ettiğini bildiğimiz bir şey. Sadık kelimesinin de ben vatanına sadık gibi bir anlamı çağrıştırdığını düşünüyorum şahsen. Ve tabii adı gibi geniş ve manalı bir şahsiyeti vardı derken bir yandan da şahısları, özellikle de olumlamak istediği şahısları şahıslardan bahsederken onları estetik açıdan da bize güzel göstermeye çalışıyor. Kitabın çok fazla yerinde. Mesela buna birkaç tane örnek verebilecek olursak. Mesela
68. sayfada örneğin. Asker gülüyor. Çirkin bir gülüşü var diyor mesela bir askerden bahsederken. Bu bahsettiği asker Rus bir asker. Mesela Şişkov diye bir karakter var. Şişkov'u ne zaman anlatmaya kalksa o çirkin gülüşünden, işte çirkin yüzünden, işte dudaklarının eğriliğinden vesaire bahsediyor. Ama mesela bir yerde bir aksakallı dededen bahsedecek. İşte iri yapılı, işte geniş omuzlu, işte sevecen, tatlı vesaire gibi. Bunu kitabın aşağı yukarı sonun, yani başından sonuna kadar karakterleri yazarın anlatış biçiminden ona karşı nasıl bir bakış açısına sahip olduğunu direkt fark edebiliyoruz. Eğer bir karakterden bahsederken onu estetik açıdan bize böyle güzel gösteriyorsa biliyoruz ki bir yerden sonra o ya Tatar çıkacak ya da dost bir karakter çıkacak. Ama ne zaman ki işte çirkin gülüyor, sert bakıyor, işte çelimsiz, yok sıska, güçsüz vesaire biliyoruz ki işte ya pis bir Rus subayı çıkacak ya da bir hain çıkacak vesaire gibi bir şeyi var burada. Kitabın ana teması az önce de bahsettiğimiz gibi vatan kavramı. Bu vatan kavramı üzerinde bence biraz konuşmamız lazım. Çünkü vatan nedir, ne değildir? Burada nasıl bir vatan anlayışından bahsedebiliriz? Şimdi vatan kelimesi etimoloji olarak yani anlam itibariyle eski Arapçada vatan baba ocağı demek. Yani baba ocağı ve ana kucağı, vatan budur. Ama sonradan işte modern devlet anlayışının ortaya çıkmasıyla Fransızca patrie sözcüğü ya da patriot İngilizce işte belirli bir coğrafyaya, belli bir sınıf sınırlara sahip ve işte belli ortak bir yaşama iradesine ve ülküsüne sahip insanlardan oluşan bir aynı zamanda siyasi bir teşekkül anlamına geliyor vatan. Burada yazarın özlemini duyduğu, sıklıkla işte dile getirdiği, her seferinde bahsettiği vatan benim anladığım daha çok daha böyle ilk eski anlamına yani baba ocağı olan anlamında bir vatan. Çünkü öbür türlü olsa bu karakterlerin vatanı mesela bu Süleyman'ın ya da Sadık'ın vatanı işte Sovyet Rusya mı yoksa Kırım mı? Mesela bir yerde şöyle bir olay oluyor. Süleyman'la Sadık subay olduktan sonra Süleyman Sovyet subayı olmaktan o üniformayı giymekten gocunmadığını söylüyor. Hatta Rus alfabesiyle yazılmış olmasından da bir rahatsızlık duymadığını söylüyor. Buradan aslında Süleyman'ın bu bir Sovyet vatandaşı olma, bu kimliğin altında olmaktan çok fazla rahatsızlık duymadığını görebiliyoruz ama Sadık'ta bu kesinlikle yok. Sadık Kırım'a ve Türklüğe ve İslamiyet'e büyük ölçüde bağlılık duyan birisi ve Sovyet vatandaşlığı bu kimlik altında yaşamaktan yani bir şekilde memnun olmadığını söyleyebilir. Zaten kitabın ilerleyen yerlerinde bu olaydan sonra şöyle bir olay oluyor. Ondan da bahsedebiliriz. Bir yerde bir parola mevzusu var. Hatırlarsınız işte Süleyman vurulacağını düşünüyor parolayı söylemeyeceği işte Tatarca konuşacağı için ama orada tabii galip geliyor Sadık'ın yani Tatar olma, Kırımlı olma Sovyet önüne geçiyor. Yani burada yazarın da vatan anlayışının bu şekilde olduğunu düşünebiliriz. Bu konuda eğer varsa sizin de bir söylemek istediğiniz bir fikriniz vatan size göre nedir ya da ne değildir? Kitapta nasıl bir vatan tasviri var? Eğer konuşmak istiyorsanız söz veririm yoksa devam edeceğim. Bu mesela ben ekleyebilirim. Şimdi vatan konusunda hani mesela Tatarca konuşma ya da işte o ya alfabenin değişme konusuna geldik ya önce. Orada askeri dediği gibi diyor ki bu asker diyor düzen bilmez diyor, kara cahil diyor, adama vur, adam öldürmek için diyor, sen gitsen onunla Türkçe konuşsan diyor. Adam seni anlamayacak falan filan diyor. Sadık da Süleyman iddialaşıyor. Sadık gidiyor ve adama Türkçe bir şeyler söylüyor. Ve orada adam şunu cevap veriyor. Hani neden vurmadın diye soruyor asker Süleyman. O da diyor ki bu adam Müslümanca konuşuyor. Aslında burada hani bir Türklük kimliğini evet çok fazla ön plana tutmuş zaten Cengiz Ağacı ama Müslümanca konuşmak ya da Müslümanca yapılan hareketlerde de şeyi var yani Cengiz Ağacı'nın. Bir ön plana çıkardığı bazı noktalar var. Hani kara cahil bir adamın
mesela Müslümanca konuşuyor diye vurmaması Müslümanlığın şey bağlayıcı güçlerden bir tanesi olduğu anlamına geliyor. Ya da şeye gidiyor, diğer Tatarların olduğu yere gidiyor, namaz kılıyorlar Tatarlar birlikte. Burada mesela diyor ben de onlar gibi olmak isterim yani ve durmadan dua ediyor kitabın çoğu noktasında. Yani diyor evet Türklüğümüzü bir birleşim içerisinde ama bu Türklüğün içinde işlediği insanların hepsi de Müslüman genel olarak. Hani Müslüman kimliğinde şeyler yaptıkları var yani hani öyle çok büyük şeyler yapmamışlar belki ama Müslüman kimliğini gösterdiği noktalar var. Bundan dolayı Cengiz Dağcı bence bu konuda da hani iki kavramın birleşmesine dayandırıyor kitabının temellerini. Mesela şöyle bir kısım var kitapta 74. sayfada. Diyor ki gözlerimi kapıyorum ve başında Çerkez kalpağıyla Bekir'i, iki büklüm olmuş babamı, buruşuk yanaklarından gözyaşları süzülen annemi görüyorum. Köy bahçelerinde, çayırlarımızda, cennet gibi bağlarımızda, bostanlarımızda geziniyorum. Bu Sadık'ın kitabın yine sonuna kadar çok sıklıkla tekrar eden bir benzer bir şey. Hep böyle gözlerini kapatıp bu şekilde hayallere dalıyor. Diyor ki işte beni yaşatan şeyler, işte beni ayakta tutan, beni bu şartlar içinde dahi hayata bağlayan şeyler diyor bu şey. Yani benim burada demek istediğim Sadık Turan'ın işte vatan anlayışı burada yazdığı şekilde. İki büklüm olmuş babamı. Göz yanaklarından gözyaşları süzülen annemi görüyorum. Köy bahçelerinde, çayırlarımızda, cennet gibi bağlarımızda, bostanlarımızda geziniyorum. İşte beni yaşatan şeyler, hayata bağlayan şeyler. Yani kendi varlığını anlamlandırdığı ve özdeşleştirdiği yer, şahıs ve mekanların bir nevi toplamı gibi bir anlam ifade ediyor burada. Buna ek olarak bir de şeyden bahsedebiliriz. Biraz yazarın üslubundan, edebi kişiliğinden. Kitapta yer yer böyle bir suskunluk var. Yani sanki işte yaşadığım acıları, çektiğim çileleri suskunluğundan anlayabilirsiniz gibi. Bu mesela 17. sayfada şöyle bir kısım var. Diyor ki annesi Sadık'a, babanız gelmeyecek. Babanız milisler mops'a götürmüşler, gelme dedi. Demedi, kirpiklerinin arasında dolmuş gözyaşları birden yanaklarından aşağı boşuna verdi. Yani annesi orada konuşurken bir anda susuyor ve hiçbir şey anlatmıyor. Bir anda ağlamaya başlıyor. Mesela benzer bir sahne okulu bırakması gerektiği bir durumda da var. Mesela öğretmeni Safiye Hanım'dı galiba da, aynen Safiye Hanım. Çekiyor Sadık'ı bir kenara, diyor ki bugünden sonra senin mektebe gelmen yasak edildi çünkü... Anladın mı Sadık? Yani kitabın böyle çeşitli yerlerinde bir susuyor yazar ve hiçbir şey anlatmıyor. Orada muhtemelen oradaki şeyi bizim belki doldurmamızı bekliyor olabilir. Böyle bir anlatım tekniği de kullanmış. Bol bol şey kullanmış, şunu fark etmişsinizdir. Bazen Rusça cümleler var, bazen Almanca cümleler var. Bir yerde mesela hatta orası komik bence biraz, Azerbaycanlı biriyle tanışıyor. Böyle bir Azeri şivesine kayıyor yazarın ağzı. İşte suda şiren falan gibi o şekilde yazmaya başlamış. Yani böyle bir anlamda farklı dilleri bildiğini, farklı Türk şivelerini de bildiğini belki göstermek istiyor olmuş olabilir. Sen eklemek istediğin bir şey var mı? Yani kitapta dil açısından değil ama edebi anlatım açısından gireceksek yani onun manyak yapayım yani edebi olarak yani az önce de söyledim bir kaygısı yok ve ben hep şeyi sorguladım kitabı okurken ve bitirdikten sonra dedim ki neden yazdı acaba diye sorguladım. Kendisi de kitabın bazı kesimlerinde demiş neden yazıyorum falan filan diye. Hatta mesela her bölümün başına der işte hatıralarımı yazıyorum çünkü kaçmak için yazıyorum. Bu anıları yani kafamda yaşamak zor geliyor. Bunları yazarak belki bir şekilde kurtulurum gibi cümleleri var. Yani hep bunlar tekrar ediyor kitap boyunca. Diyor ki anılarım bana ağır büyük geliyor ve onları yazıp kurtulabilirim. Temelinde bunu söylüyor. Fakat kitabın son cümlesinde, bence bunu en büyük şekilde açıklıyor. Otele dönerken bu gecede hatıralarıma devam etmek kararını verdim. Gene hayattan kaçıyorum galiba. Hayır kaçmıyorum. Hatıralar da benim hayatımdır. Hani hatıralarını ilk başta evet büyük olarak yazma girişiminde bulunmuş. Yani ben burada çünkü çok fazla arkadaş ölüyor, çok fazla insan öldürüyor, çok fazla acı çekiyor ve bunu içinde tutamayacağını düşünüyor ve ben hani bunu sadece
Cengiz Dağcı ile alakalı olduğuna düşünmüyorum. Genel olarak böyle yaşayan insanlarda, hani okuduğum biyografilerde, insanlar genel olarak bunu çektiği acı, çok fazla acı çeken insanlar biyografilerini yazıyorlar. Yani çok fazla kaldıramayacaklarını düşünen insanlar bunu yazıyorlar. Hani bunun bir sebebi belki de orada şey bulmak, tekrardan can bulmak. Mesela burada senin dediğini destekleyen kısım, az önce de yani en başta söylemiştim. 39. sayfada şöyle bir kısım var. Yine hatıratların başında şöyle bir kısım. Bu akşam şimdiye kadar yazdıklarımı okuyorum da düşünüyorum. Kimin için yazıyorum? Bunları kim merak edecek? Hiç kimse. Hiç kimse bunları okumayacak. Kimse bu yazıları merak etmeyecek. Bunu iyi biliyorum. Yazar değilim. Yazılarımda kimseyi alakadar etmeyecek bir hakikat var. O hakikat yalnız benim içimde. Ölmüş kahramanların heykellerini ölüler değil yaşayanlar yükseltirler. Yani bu işte en başta söylemiştim ya, bazı cümleler var. Yani bu cümle sizce Sadık Turan'a mı ait yoksa yazarın doğrudan Cengiz Dağcı'nın cümlesi mi bu? Bana sorarsanız bu doğrudan doğruya Cengiz Dağcı'nın kendi fikirleri. İşte o az önce de işte bahsettiğim gibi yazar olma olmamaya da edebi üslubunun işte ne derin ne kadar yeterli olup olmadığı konusunda konuşmuştuk. Ben özür dilerim, şey olabilir mi? Sen yine dedik ya Türkçesiyle yazıyor. Ama yazdıklarım, yaşadıklarım kimseye alakadar etmeyecek de diyor aynı zamanda. Bu işte aslında Türkiye'deki insanlara bir sistem olabilir mi? Yani eğer bunu Cengiz Dağcı'nın söylediği söz olarak alırsak aslında hani onlar ilgilenmeyecek benimle yaşadıklarım. Çünkü reddedilmiş. Bence kesinlikle öyle. Kendisini istememişler buraya, almamışlar. Evet. Buna da bir gönderme olabilir gibi ya da işte kırgınlığına bir atıf olabilir aslında. Kesinlikle öyle. Şu açıdan da öyle. Bir de bu kitabı yazdıktan sonra bir süre hani çıkması, yani Ötüken yayınlarıyla anlaşana kadar şey de olmuyor ya. Yani ilk bu kitabı ilk basım süreciyle ilgili de böyle bir sıkıntı da var. Yani yazıyor ama yazdıklarının belli bir okuyucu kitlesine ulaşıp ulaşmayacağından da henüz bence şey değil yani emin değil. Öyle bir içinde bir tedirginliği yaşadığını da düşünüyorum. Her ne kadar büyük bir yazar olma iddiası olmasa da her sanatkar, her şair ya da her yazarın bir okuyucu kitlesine bir şekilde ulaşma amacı vardır. Ama bundan dolayı da işte bir sitem, bir kırgınlık, bir tedirginlik hem Türkiye'ye gelememiş olmasından hem de Türkiye'de bir okuyucu kitlesine hitap edemeyecek olduğunu düşünmesi olabilir mesela. Ben de bir şey eklemek istiyorum bu konuyla ilgili. Yani siyasi tarihimize baktığımız zaman da aslında yeri geldiğinde hem Kafkaslardaki hem de Orta Asya'daki Türk topluluklarıyla yeterli ilgiyi gösteremediğimizi de görebiliriz. Yani yeri geldiğinde oradan bizzat yardım çağrısı geliyor ama çeşitli siyasi nedenler veya tepedeki insanların kendi siyasi düşüncelerinden dolayı o yardımlar gönderilemiyor. Yani hem siyasi kanattan hem savaş sırası ve sonrasındaki desteksizlikten dolayı da anılarının aslında bütün milletin, orada yaşayan herkesin çektiği acıları Türkiye Cumhuriyeti'nde çok ilgi göremeyeceğinden de korkuyor olabilir. Yani yalnızca bireysel olarak değil aslında tarihsel olarak da bunu kanıtlayabiliriz bence. Çünkü nedir yani biz nasıl haberdar olabiliriz? Medya. Değil mi? Medya bunu gündemine almadığı zaman, bu konu işlemediği zaman insanlar nasıl haber olacak? İşte evet. Medyayı kim yönlendiriyor baktığımız zaman? Bunun cevabını benim vermeme gerek yok herhalde evet. Yani işte. Ya da diğer kitle iletişim araçları, işte yayın evleri, kitaplar, dergiler, bunlarla ilgili bir benzer bir durum olduğunu düşünüyorum ben. Bir şeyden bahsedecektim. Ben bu arada başka bir konuya geldim, hem dil ve biçem konusu açılmışken. Kitabı okurken yeri geldiğinde şu konuda bir karışıklık yaşadım. Yani bahsettiği şeyler Sadık Turan'ın yazdığı o hatıralar mı? Yani yeri geldiğinde Roma'da yazdığı hatıralar mı? Yoksa bizlere aktettiği anılar mı? Yani çünkü yeri geliyor, karıştırıyorum ve bu sırada bazı kopukluklar yaşıyorum. Ya da yeri geldiğinde bazı karakterlerin çok fazla anlatılmadığını görüyorum. Yani evet. Maria karakteri mesela. Evet. Bir de kendi yere cinayet dedi suçları yani. Öldürdüm diye gelip kendimi söylesem mi diye de sonra öldürmedim ki niye bu saçma düşüncedeyim dedi. Yani onu bu düşünceleri içten nedenle bir göremedim. Bu yüzden yazınız olarak ele aldığım zaman bazı eksik noktalar görüyorum. Ama çok doğal karşılıyorum çünkü amacı sanat değil orada. Hani aslında bir kitle hedefi var, o kitle hedefi ulaşmak. Orada yaşanan acıları
iletebilmek. O yüzden bunlarda yaşanabilecek eksiklikler diye düşünüyorum. Ya bir de şeyden herhalde, hani aslında iki kitap ya, o da hatta bildiğim kadarıyla şey oluyor. Gerçi de tek kitap olarak düşündüğü için tahminim hani iki kitabı birden okuyunca o zaman daha şey olur. Ben de işte okurken hani işte bazı şeyler anlatıyor, merak ediyorum nereye doğru gidecek, gidiyor. Ondan sonra çıkmıyor aslında. Yani böyle bitiyor. Olay akışında bir kesiklik, bir tam bence akışta bir sağlıklı bir akış olmuyor. Bazen gerçekten olayların nereye gideceğini ki bir anda bir şey oluyor. Mesela minareye bakıyor, bir dakika sonra minare yıkılıyor. Mesela ben hiç o kadar ani olacağını mesela bazı şeyleri kestirememiştim. Şöyle sıkıntılar da var mesela. Bence kitabın içerisinde pek şahsiyet yok, karakter yok. Yani yazarın kaleminden sıyrılıp kendini böyle var edebilmiş her şeyle fazla diyalog yok çünkü hani genel olarak. Mesela annesini düşünün, nasıl aklınıza canlanıyor? Genel olarak işte başı öne eğip ağlıyor, işte sürekli çocuğunu özlüyor. Yani böyle kendisi var olmuş bir karakter değil, babası da öyle. İşte çocuğunu okula göndermeye çalışan, işte seni okutacağım, okumalısın diye sürekli teşvik eden idealist bir baba. Ama sadece Sadık'ın ağzından, Sadık'ın anlattığı kadarıyla çok çok küçük karakterler. Ama genel olarak şöyle bir havası var zaten. Arkada bir motif var. İşte yurt özlemi, vatan, Türklük, Türk dünyası ve İslamiyet. Bunun üzerine bu arkada bir dekor şeklinde duruyor. Geri kalan her şey orada bir figüran gibi. Yani dediğim gibi fazla İç dünyasına yönelik de karakterlerin bir şey öğrenemiyoruz. Mesela bazı önemli karakterler var. İşte Mustafa diye bir karakter vardı bir yerde, Süleyman vardı, bir yerde İskender diye bir karakter vardı. Çok fazla karakter giriyor çıkıyor ama o karakterleri iç dünyalarıyla birlikte böyle derinlemesine çok fazla tanıyamıyoruz yani. Öyle bir sıkıntı da var. Sürekli birileri giriyor, çıkıyor, ölüyor, mekan değişiyor. Bir yerde işte mesela bir yerde şeyi de çok ilginç, böyle destansı bir şey katmış, orayı hatırlıyor musunuz? Azamatoğlu Aslan Bey diye bir hikaye vardı. Mesela o da direkt tipik bir Türk destancılığı örneği vermişti orada da. O nerede geçiyordu? Ne üzerine anlatıyordu? Şeydi, o sayfa 31. sayfa, not almıştım da. O bir yerde rüya görüyor. Rüya gördüğünde işte karşısına bir aksakallı böyle dediler vesaire çıkıyor. Onu Bahçesaray diye... Aynen, onu bir yere götüreceklerken bir anda böyle işte kaftanı geçer gibi çok hayal ürünü şeyler olmaya başlıyor. İşte şey falan oluyor bir yerde, bir o aksakallı dedeler sanırsam bir hikaye anlatıyorlar, bir destan anlatıyorlar. Orada böyle Azamatoğlu Aslan Bey diye bir karakter var. İşte diyor ki atlıya karşı at sürdüm, kılıçlıya karşı kılıç çektim, okluya karşı ok attım. Aynı şey gibi yani. İşte dizlileri çöktürdüm, başlılara yükündürdüm diyor yani o Oscar. Onun gibi böyle geleneksel Türk destancılığından bir şey var gibi. Hani ama bunun kitaba bu kadar çabuk bir şekilde girmesini okuyucu bence hiç beklemiyor. Bir anda böyle bir hikayenin anlatılması, sonra da uyanıyormuş ki rüyaymış aslında falan gibi. O biraz bence yazarın şey olarak bence de biraz zayıf yanlarından birisi. Ama ben şey kısmını beğendim yani ilk... Ya, buralarda çok biraz ucuz bulmuştum kitabı açıkçası. Ama bu esir kampına gittikten sonrası bence çok sürükleyiciydi. Yani oradaki şeyi iyi aksettirmiş bence okuyucuya. Yani o acıyı ve orada yaşananları gerçekten ben orada... Bu şeyleri geçti evet, falan, hissettikleri böyle mesela. Bir de çok hani dürüstçe yazmış hani korku duyguları evet. Şey. Yani çok şey bir şekilde hani işte mesela Azerbaycan'da bundan şey istediğinde evet. Mesela korkuyor ama şey için korkmuyor aslında, kendisi yakalanırsa falan diye korkuyor. Onda çok şey bir evet. Şekilde hani evet, tüm duygularını şey o duygu akışını hiç bölünmeden yakalayabiliyorsun aslında. O yönden dediğin gibi çok sürükleyici. Orada aynen bir idealizm yapmayıp doğrudan başıma bir şey gelir tedirginliğiyle. Mesela onu da üstte söylemiş. Bence hani şey gibi bir his veriyor. Yazar da bir yerden sonra ısınmış da artık daha iyi yazmaya başlamış gibi bir... Şey de olacak yani zaten hani asıl yazma şeyi bence hani bu şeyde savaş dönemi birçok şey yaşıyor hani. Evet. Hani şimdi bizim açımızdan baktığımızda çok hatta gerçeküstü geliyor. Esir kampları bir şey yemiyorlar, içmiyorlar, tuvalet yok, duş yok falan. İşte o mesela şeyden bir kamptan diğerlerine götürür, düşleri falan böyle şey gibi sanki. Böyle
bileyim atlar ya da koyunlar falan şeye katarsın ya sürükleye ve sürü şeyle hepsiyle onun gibi falan. Onlara yani insanlara anlatabilmek, şey yapabilmek. Onu anlatma amacında olduğu için de bence hani ilk kısımlarda herhalde evet. Şey diyeceğim. Hani anlatmasam çok şey olacak konunun ortasında. Evet. Öyle bir şey olmuş olabilir ya. Oralara biraz daha şey bence geçeceğim. Bence ama odaklanmak istediği yerler bence de oralar. Hatta savaş da değil. Daha çok esir kampıyla ilgili. Savaş da çabuk bitiyor. Birkaç çarpışma sahnesi falan anlatılmış. Ama o esir kampları kısmı gerçekten hem uzun hem sürükleyici hem de etkileyici yani o yani. Hani okurken insan yani gerçekten yaşananlara, iki dünya savaşında yaşanan, işte bir de içerisinde o kadar çok şey var ki. İşte bir yerde antisemitizmi görüyoruz, bir yerde Alman şeyini görüyoruz, bir yerde Rus tarafını görüyoruz, casusluğu görüyoruz. Rus istihbarat örgütünden bahsediliyor vesaire. İşte böyle bayağı da bir şeyi koymuş açıkçası. İkinci Dünya Savaşı'na dair ne varsa sıkıştırmaya çalışmış. Bence mesela o kampları anlatırken hani evet şeyi düşündüm mesela. Acaba dedim bu kadar abartım yani. Abart olabileceğine bazı noktalara inandım yani. Çünkü o kadar dehşet verici bir şekilde anlatmış ki korkutucu yani. Korkunç yıllar şu an hani şu an şey değil yani. Şu an düşünce diye bile gelemeyecek kadar korkmuştuk da belki de. Düşünemeyeceğimiz kadar belki bazı noktalarda. Ama Cengiz Dağcı'da ben şeyi hissettim. Mesela karakter diye bir şey yok Cengiz Dağcı'da anladığım kadarıyla. Tiplemeler var. İyi kötü tiplemeler, kötü tiplemeler var. Ve şey bir yazar değil. Mesela bazı yazarlar vardır. Kafayı karıştırırlar. Ve sonucuna kendin o karışıklığın içine kendini çıkmalı beklerler. Cengiz Dağcı direkt pat pat her şeyi söyleyen hani böyle saf bir adam gibi benim fark ettiğim kadarıyla. Çünkü Cengiz Dağcı mesela şey yapıyor. Hani Kırım, arkadaş da örnek verdi. Rusların hiçbirine iyi bir şey söylemiyor mesela kitapta. Komutanı var, ardından asker arkadaşları var, Süleyman'ı öldürenler de Rus mesela. Hani hiçbir zaman Rusların şöyle güzel bir yanı yok, güzel bir yanının olduğunu söylemiyor. Esir kaptanları bile Ruslar mesela direkt Almanlara boyun eğiyor. Diyor ki bu da bu milletin özelliği diyor. Direkt boyun eğiyorlar falan diyor. Ama kendi milletindeki insanlar da karakter analizi, yani karakter diyorum, tipleme yapmış mesela. Süleyman şey, o günün şeyini anlatan, Kırım'daki Türkleri anlatan karakter yani. Ruslaşmaya doğru giden bir Tatar kimliğini savunuyor. Ailesi acıları çeken, acıları yaşayan cefakar insanlar bu tipleme. Kendisi de orada izleyici ben konumunda biraz da. Hani mesela hep korkak davranıyor. Hiçbir zaman ölümle yüzleşmiyor mesela. Hep bütün arkadaşlar ölüyor savaş sırasında ama kendisi hiçbir zaman ölüme karşı şey yapmıyor. Hep korkuyor. Yani bu birazcık daha bize şey havasını veriyor bence. Hani ben izledim, izlediklerimi yazdım havasını veriyor. Eğer hani dışarı vursak. Mesela Kırım'da şeyi yapıyor. Bir Ermeniyle tanışıyor. Normalde Ermenilerle hani böyle çok güzel bir şey anlatmasını beklemezdim ben. Ama Ermeni mesela yardım ediyor. Çünkü Kırım'da olduğu için şey diyor. Kırım'daki bütün herkes kardeştir. Bu mesajı vermeye çalışıyor. Kitabında mesajlar var. Hani direkt mesajlar tak tak söylüyor. O mesajlar söylediği için de kitap zaten çok hani ağır bir dille işlenmiyor. O mesajları işte üzerine hafifçe örterek ya da üzerine işte bir süs üzerine birazcık süsleyerek anlatıyor. O kadar büyük karmaşalara sokmuyor kitabı. Kırım'dakiler kardeştir, Türkler bir denizcidir. İşte Rusların yaptıkları bunlardır. Mesela basit ama doğru ve iç karartıcı ya da içimizi üzen mesajları kitapta vermeye çalışmış. Bunun sonucunda da dili hani şey olmamış bir zaman böyle mükemmel ya da o çok iyi diyeceğimiz bir dili yok. Mesela benim altını çizdiğim kitapta 500 tane kelime vardır. Ama hiçbirisini şey için çizmedim yani. Yani %80'ini ya da %90'ını. Hani bu kelimeler çok güzel, çok etkileyici diye çizmedim. Hani sadece kitap okurken oralar beni çok duygulandırdı mesela. Hani Türk bayrağını attıkları bir sahne vardı işte. Mektupta şey yazıyor işte Türk bayrağını açtık. 3 taneye de Türk bayrağı sallanıyor. O sahne mesela beni çok duygulandırmıştı. Acaba Türklerin bundan haberi var, nereden haberleri olacak gibi bir şey vardı, sahne vardı. Mektupta bahsettiği. O sahne beni duygulandırdığı için yazdım. Zaten o da kendisi de çok duygusal bir insan olduğuna inanıyorum. Yani tanımıyorum. Ve hakkında da bilgilerim bu kadar ama duyguların ön plana çıkması gerektiğine inanarak yazmış bence ve bunu başardığına inanıyorum. Bundan dolayı da bu dilin hani ne kadar çok eksik, yamalı olmasına karşın istediğini başardığı için yani tebrik ediyorum kendisini. Yerde şey göndermesi de var. 166. sayfadaydı o da. Gençliğe kahve göndermesi var fark ettiğinizi bilmiyorum. Her işine Türk'üm, onun için yaşıyorum. Onun için yapıyorum diye başlarsan sana lüzumlu kuvveti, kabiliyeti damarlarındaki kanda bulursun diye bir cümle var. Bu şey, gençliğe hitap eden bir gönderme gibi geldi. Ben şeyi sormak istiyorum size. Yavaş yavaş o kitabın, yazarın
sonda yaşadığı bence bir ikilem var. Şimdi Sadık Turan başkumandanla gönderilince orada kendisinden şey isteniyor, casusluk etmesi isteniyor. Ama kendisi bunu reddediyor. Orada bir tartışması var şeyle. Ben hatta ilk defa daha böyle oturaklı bir karakteri, o tartıştığı subay olduğunu düşünmüştüm. Çünkü Sadık'ın söylediği her şeye böyle büyük bir sakinlikle ve büyük ölçüde mantıklı şeylerle cevap veriyor. Yani bundan sonra rahat edeceksin. Zaten Rusya'ya karşı işte şey yapacaksın gibisinden şeyler söylüyor. Orada bu casusluk teklifini reddetmesi sizce yani bu sizce doğru bir karar mı? Ve şey de sormak istiyorum. O şey birliği kuruluyor ya Almanlar tarafından. Aynen, Türkistan Lejyonerliği. Onlara katılmaları, böyle bir Alman safhasına geçmeleri yani şeyde. Bu tercihin, bu kararın doğru olduğunu düşünüyor musunuz? Doğru derken ne açıdan doğru oldu? Yani mantıklı mı mesela? Yani orada yapılması gereken şey o mu mesela? Şeye katılması mı yoksa casusluğu reddetmesi mi? İkisi için de merak ediyorum. Yani mesela... Almanlar tarafından serbest bırakıldık, sonra onlarla müttefik olduk, Alman üniforması giydik. Onlarla birlikte Almanların hesabına Ruslara karşı savaşmayı yemin ettik, doğru muydu bilmiyorum diyor kendisi de. Yani onun kararsızlığını kendisi de yaşıyor aslında bence. Yani peki hani bu konuda biz ne düşünüyoruz? Yani doğru muydu değil miydi? Bir fikriniz yani söylemek istediğiniz bir şey varsa. Oradakiler açısından bakınca aslında şimdi Rusya'yı sevmiyorlar zaten. Evet. Özellikle Tatarlar, Türkistanlılar. Evet. Bu aslında onlar için ayrı bir fırsat. Evet. Hani Sovyetler ve tarihler kırılgan döneminde işte o şey için Rusya. Zaten hani 1700'lerden beri zaten söylüyor işte 170'lerde bir işgalde şeydi. İlk defa böyle bir fırsat çıkmış. Onlar için de hani Almanlar için de iyi. Çünkü hani Rusya'nın boyunduruğu altındaki milletler işte ayaklanacak şey olacak. Ya mutualist bir ilişki olduğu için bence ikisi taraf içinde mantıklı. Bence şeyi yani adam orada tereddüt etti. Hani bir sene Almanlar nesir kampında kalıyor. Neler yaptıklarını biliyor, görüyor. Almanlar da pek bir sempatisi yok, evet. Ama... Hatta burada... tam tersi bir yani onlara karşı da pek... Onlara karşı da şeyi var. Hatta o yüzden bence önce casusluğu reddediyor. Evet. Hani bir çıkar görmüyor çünkü ama sonra Türkistan Lejyon kurulduğunda... Yani burada zaten bir boşluk da şeydi hani sürekli esir kendini anlayabileceği bir ülke görüyor, şeyi görüyor hani vatanının kurtulması işte bir fırsat görüyor. Evet. O fırsatı da katılıyor ki. Evet, mantıklı bence. Yani Türkistan Lejyonu kavramı benim hep ilgimi çekmişti. O yüzden biraz daha ayrıntılı bir biçimde araştırdım. Yani kitapta çünkü eksik noktalar vardı ve kitabın ikinci kısmında bu Almanya serüveni devam edeceği için ne olacağını, nasıl anlatacağını bilemiyorum. Ama yaptığım araştırmalarda ve kitapla ilişkilendirmelerde bazı şeyler gördüm. Şimdi Alman kamplarında evet işkence zaten herkes tarafından biliniyor. Ve o dönemde de yine bu işkenceler yapılırken sayı artıyor istersen. Esirlere bakıyorsunuz sonuçta ister istemez. Hiçbir şey vermeseniz de öldürmek bile bir masraf sonuçta. Almanlar o dönemde bir politika vardır. Doğulu milletin hepsi untermensch'tir. Yani bunlar sizden alttır. Alttırıktır. Fakat sonuçta Sovyet üzerinden ele geçen bir sürü Türk de var. Ve bu Türklerin Sovyetlere karşı bir antipati de var. Buna ayarlanmak istiyorlar. Çünkü asker sayısı yayılıyor. Cepheler artıyor. İlk başta Hitler bu işe bakmıyor biliyorsunuz çünkü kendisi ırkçı bir kişiliktir. Fakat diğer ordu komutanlarının konuya sıcak bakmasıyla bu proje ortaya atılıyor. İlk başta Mustafa Çokay ve Veli Kayyumhan gibi iki önemli dönemin siyasetçisi veya düşünce insanı diyeyim, Berlin'e çağrılıyor. Onlar bu olayı sıcak bakmadan çünkü kullanılacaklarının farkındalar. Fakat toplum içinde gerek propagandayla gerek de o esirlerin şartlarının iyileşeceği göz önüne alındığında bu proje başlıyor. İlk şey söyledin mi? Ben demek ki. O bahsettiğin kişi nerede, yani nerede şey yapıyorlar falan, Berlin'e çağrılanlar? Diğer araştırmak işte Kırım bölgesindeydi. Mustafa Çokay yanlış anımsamıyorsam şüpheli bir ölüm sonucu hani hayatını kaybediyor. Zaten onun ölümünden sonra işler birden hızlanmaya başlıyor.
Daha sonrası kendi hani Beyli Kayman bu işin içine bulunan bir kişi. Yeri geldiğinde Tatar coğrafyasında, Kırım'da çeşitli siyasi faaliyetler bulunuyor. Çok ayrıntılı bir şekilde araştırmadım. Fakat hani dönemin önemli kişiler, yani söz geçirecek kişiler. Kırım'da yani. Evet. Türkistan Lejyonu bu arada tek bir lejyon değil. Bunun Kafkas ve ek olarak Tatar Lejyonu da var. Hatta mesela Türkistan Lejyonu anmasını da araştırdım. Yukarıda biz Allah bilen yazar. Bu Allah bizimle de demektir. Yani yine Türklüğün, İslamiyet'in işlediğini görürsünüz. Ve Semerkant Camii'nin bir resmi, bir tasviri vardır. Giydikleri kıyafet daha az kalitelidir. Yine burada onlar daha alt ırk olarak gözükürler. Almanlara eğitim alırlar. İki yemin ederler. Bir Hitler'e sadıklık, iki Bolşeviklere saldırı. Yani Ruslara değil, İtalyan ve Rus partizanlara karşı da savaşlar bunlar gerektiği yerlerde. Ve hatta özel bir SS birliği de kuruldu. SS birliğini biliriz aslında vahşi saldırılarıyla özel birliklerdir. Fakat burada Türk birliklerinde, Türk SS birliğinde bu o vahşilik gözükmüyor. Büyük olasılıkla anlattığı ikinci kitapta Almanya'nın savaşı kaybetmesiyle bu birlikler yavaş yavaş çok kayıp vererek son buluyorlar. Bir kısmı, yani aslında büyük bir kısmı Rusya'ya gönderiliyor. Kimileri Ruslar ilerledikçe geçiriliyor, kimilerini Almanya daha sonra, savaştan sonra gönderiyor. Çoğu Türkiye'ye gitmek istiyor. Fakat Türkiye Cumhuriyeti o zaman onları kabul etmiyor. Kaçak yollara gidenler var tabii. Ve yine aynı Cengiz Dağcı gibi, hepsi farklı ülkelerin dağlarında, farklı işlerde, vatanlarından uzak bir şekilde yaşıyorlar. Bu arkadaşın sorduğu şey, hani katılmaları doğru muydu, yanlış mıydı? Ya şunu düşündüm, Almanlar savaşı kazansaydı ne olurdu diye. Belki onları Yahudiler gibi de olabilirdi. Belki bir kukla devlet gibi de olabilirlerdi. Yine bir iç savaş çıkardı. Çünkü hani birisinin boyunduruğu altında yaşayan Türklerin çok kimlik özelliği değildir. Ve yine kan döküldü ama mutlu bir sona ulaşılacağına inanmıyorum ben orada. Aslında Kırım'a da geçebiliriz. Biraz Kırım hakkında da durabilir isterseniz. Bu konuyu bence kendisi de Sadık mesela kitabın sonunda şey yapıyor. Sovyet üniformalarını çıkartıp ateşe atıyorlar. Ve diyor ki ateşe attık diyor. Bundan mutlu olması gereken biriz diyor. Fakat bunu diyor şey Almanlar bizden daha çok haykırarak giderdi. Benim içimi acıtan nokta da buydu. Hani kendisinin aslında mutlu olması lazım. Fakat bence böyle bir ihtimal yok. Yani bu hayatlar, bu zamanlarda geçmiş bu hayatlar. Yani şu an Sadık Kıran üzerine konuşuyoruz ama fark etmez. A'kisi, B'kisi önemli değil. Şey, hiçbir zaman seçenek üzerinde olmamıştı. Yani şu an fark ettiğim kadarıyla zorunluluk üzerine. Mesela Sadık Sovyet Rusya'dan nefret ettiği kadar hiçbirinden nefret etmemiştir bence. Ama Sovyet Rusya'nın askeri, Sovyet Rusya için savaşıyor. Adam öldürüyor ve ölüyor. Yani yeri gelecek belki ölecekti yani. Bu onun seçeneği olsak hiçbir zaman o seçenekler arasında dahil olmaz. Zorunluluk. Almanların içinde Türkistan lejyonerlerinin kurulması ve ona katılması hiçbir zaman bir seçenek değil. Zorunluluk. Yani sadece zorunlulukta sürecinde işleyen bir hayat. Zaten acının en büyük sebebi de bu. Hani Sovyet Rusya'ya karşı düşmansın ve onun askerisin. Hani bu çok ağır bir şey. Ya da Almanlara şey diyor mesela kitapta. Almanlar en az Ruslar kadar pezevenktir diyor kitabın bir kısmında. Ama Almanların yaptıklarını görüyorsun ve zorunlu olarak onların askerisin. Yani bu zorunluluklar üzerine olduğu için korkunç yıllardaki korkunç gelmesi bence oradan geliyor. Hayatta hiçbir seçenek hakkın yok. Seçenek olmadığı sürece de ancak yukarıdan verilen emirlerle kendini ezenlerle yani kendini seni ezenleri ezdirmeye devam ediyorsun sadece. Bu Kırım'daki insanlar için çok fazla geçerli. Cengiz Dağcı burada anlatmaya çalıştığı en büyük mesajın bu olduğuna inanıyorum ben. Kırım'a geçebiliriz bence de. O zaman şöyle bir şey söyleyeyim mi? Bu şeyde köylerde mesela kolhoz için doğmadı gibi bir ifade var. Birkaç yere daha geçiyor. Bu işte Sadık için geçiyor bir yerde, bir yerde başkası için. Kolhoz için doğmadı diyor. Oradaki kolhozun ne olduğunu çiftlerimiz var. Sovyetlerin kolhozu gibi çalışmıyor. İşte rahsulleri falan galiba toplayıp bir şeyler tuttuklar falan. Yani. Evet, tarım kooperatifleri bence. Ben kitabı okurken iki noktadan etkilendim. Biraz önce anlattığım Türkistan lejyonuydu. Çünkü çok kısa anlatılmıştı. İkincisi de aslında kitabın her yerinde bir Rus zulmünü hissediyorsunuz. Yani Süleyman'ın öldürülmesinde bile o Rus zulmü yine devam ediyor savaşta olsanız bile. Ya da yeri geldiğinde savaş öncesinde askerlerin, Rus askerlerin Türkler olan bakış açısı. Sadık'ın çocukluğunda yaşadıkları. Bu yüzden yine orada ilgili bazı araştırmalar yaptım kitapla ilişki olarak. Mesela kitabın ilk kısımlarında Tokal Camisi'nin minaresinin yıkılması anlatıldı.
Ben onu biraz daha metaforlaştırmak istedim. Çünkü iki kişi var orada. Biri Süleyman, biri Sadık. Süleyman'a baktığınız zaman o da bir Türk. Fakat yavaş yavaş Ruslaşmaya başlayan, bu konuda rahatsızlık duymayan bir Türk. Yani orada yıkılan minare onu rahatsız etmiyor. Sadık'a baktığınız zaman yıkılan şey bir minare. Aslında bir yapının bir parçası. Fakat oradaki yıkılma onun için yalnızca yıkılan bir bina değil. O yıkıntı Rusların 1700 yıllardan beri yapmış oldukları kültürel yıkım, psikolojik yıkım, yeri geldiğinde miraslarını yıkması, yeri geldiğinde dinlerini yıkması, yani orada Tokar Camisi'nin yıkılması yalnızca bir yapı kaybı değil. Orada bence bütün Rus zulmünün simgeleştirmiş bir halini görüyoruz. O şey, orada şey söyleyebiliriz, o cami yıkma olayı şey, Sovyet rejiminin yani Stalin Rusyası'nın din karşıtı politikalarının metaforu yani ateist ya da antiteist politikalarının bir metaforu. İşte bu kolhozda da oraya bağlamak istemiştim. Bu sovhoz ve kolhoz tarım kooperatifleriyle de bir de işte zulüm dedik ama şöyle bir ayağı var bu işin. Buradaki mantık bütün mülk ve kapital şey tarafından, Sovyet rejimi tarafından kamulaştırılıyor ve çiftçilerin ve köylerin ellerinden alınıyor. Yani orada bir bütün kaynakları bir tekrardan üleştirme, yani bir redistribution şeyi var. Zaten temel fikir Sovyet fikrinde, sosyalist fikirde o. Bir onu görüyoruz yani toprağın ve üretim araçlarının köylülerin ve çiftçilerin ve üreticilerin elinden alınması. Bir de bu işte camilerin yıkılması ya da bu Hristiyan memleketlerde de şeylerin yıkılması, kiliselerin yıkılması. Yani o Sovyet rejiminin ateist din karşıtı politikalarının şeyi. Ayrıca bu zulüm başka noktalarda da gösteriliyor. Mesela daha kitabın başlangıcında yine babanın aniden tutuklanması, hapishaneye gönderilmesi. O sırada o konvoya geçerken kadınların, çocukların, yaşlıların gidenlerin ardından gözyaşlarıyla baka kalması, hiçbir şey yapamaması, mektuplaşma sırasında öğrendiği kirli alfabesine geçiş süreci ve zihninde canlanan o zayıf elli bir çocuğun kirli alfabesiyle yazı yazması sahnesi. Betimlemelerden gördüğümüz kadarıyla köylerdeki yaşanan yoksulluk. Bunların hepsi aslında dönemin ve ondan önceki yıllarda Rusların Tatarlara veya diğer Türk topluluklarına bakış açısının belli başlı simgeleri bence. Yine araştırmalarım sırasında Seyfettin Erşahin adlı bir doktorun bir makalesine rastladım. Makale uzundu fakat Rusların yine bu asimilasyon politikasında yaptıklarını hani madde madde sıralarım. Mesela imamlara zorunlu olarak Rusça öğretilmiş. Yeri geldiğinde yazılan, yani Tatar yazarların yazdığı kitapları sansürler uygulanmış. Bunlar hep kontrolden geçirmiş. Rus misyonerliği faaliyetleri 1700 yıllardan başlayarak süre gelmiş. Ve oradaki her çeşit okul bakanlık tarafından kontrol altına alınmış. Yine zaten eğitim politikasını gördüğünüz anda kitapta bir Rus misyonerliğinde rahatlıkla görebiliyoruz. Bunun dışında kitapta savaşın aniden başlaması Rusya'nın hazırlıksız yakalandığını da gösteriyor. Zaten görüyoruz yani Ruslar durmadan çekiliyor. Yani, tanklar çok eski evet, mesela. Her şey eski. Askerler perişan durumda. Yani şunu da görüyoruz aslında. Sovyet Rusya hani düşlediği o ütopik yerine ulaşamamış. Hatta içinde yaşayan milletler de o yoksulluğu çekiyorlar. Teçhizat eksik, ordu eksik. Milletler arası çatışma hala devam ediyor. Ve en önemlisi de Türklerin aslında tek bir soru var. Neden bu millet için savaşıyoruz? Sadık geri geldiğinde karşılaştığı diğer Türk kimlikli insanlarla bu soruyu sorduğunda onlar için savaş mı evlat gibi çeşitli yanıtlar alıyor. Ve yine o dönemki Türklerin psikolojisinde bu soruları rahatlıkla görebiliyoruz. Sonrasında kitapta, yani en azından bu kitapta bahsedilmeyen bir sürgün üzerinden gitmek istiyorum. 1944'te bir sürgün gerçekleştiriliyor. Sovyet Rusya hükümeti işbirliği gerekçesiyle oraya Tatarları sürüyor. Yine okuduğum yerde ama kaynağını bulamadığım için çok emin olamadım fakat diğer milletle azınlıklardan daha büyük bir sürgün olduğunu söylüyor bunu. Yani Türklere karşı biraz daha vahşice yapılmış bir hareket bu. Bir de şeyde, kitapta ufak bir yerde geçiyordu. Analarının yazdığı değil de bu hani Roma'dan falan yazdığı kısımlar evet. Vardı ya orada bir yerde hatırlıyordu böyle hatta şeyi hayal ediyorum diyor işte.
Evet. Kadınlarımızı, çocuklarımızın işte şey vagonlara doldurulup sürüldüğü. Evet, orada bahsederek. Orada ufak tekstil, 60-70 yaşında tekstil, doğal topraklarda ölmek isteyen analarımız, babalarımız hayvan vagonlarına bindirildi. Sibirya'ya sürüldü diye o cümle geçiyordu yazdıklarımız. Yine araştırırken Sibirya olsun, yani Rusya'nın doğusundaki iç bölgeler olsun, yeri geldiğinde Kazakistan ve Özbekistan'a çeşitli sürgünler var. Orada birileri gördüm ve yaklaşık olarak %50'si, dönemin Tatar nüfusunun %50'si hayatını kaybediyor. Hastalıklar, zor koşullar, sürüldükleri yerlerde büyük projelerde çalışıyorlar buradaki zor koşullardan dolayı. Hatta daha sonrasında, yani yakın tarihimizde Ukrayna devleti bu olayı etnik kırım olarak kabul ediyor. Ve bunun etkilerini yeri geldiği Eurovision şarkı yarışmasında, yeri geldiğinde çeşitli filmlerde, sinema sanatında bunun etkilerini rahatlıkla görebiliyoruz. Bir örneği zaten bu kitap oluyor. O şarkı birinci olmuştur. Evet. Evet. Seviyorum o şarkı. Bir ağıt da aslında şarkı. Evet. Ben nakar kısmında Türkçe söyleyeyim. Aslında kitabın bölümünde de fikir çatışmasını gördüm ben. Hani şey diyor, Rus bir subayla konuşurken Rus subay şey diyor, Rusya diyor, Azerbaycan, Azerisiz, Kırımsız bir ya da ne bileyim diğer Türk, Özbeksiz bir Rusya olamaz diyor. Bunu sen de biliyorsun, sadece sen de çok iyi biliyorsun diyor. Eğer Rusya varsa diyor, bu devletleri egemen olduğu zaman Rusya olur diyor. Bunlar olmaz zaman Rusya olamaz diyor. Sadın da orada şeyi var, evet diyor, ben de içinden buna kendisi söylüyor. Evet diyor, ben de biliyorum diyor. Rusya bunlarla birlikte bir Rusya diyor. Fakat diyor, bunu söyleyen herkes diyor, teker teker öldüreceğim, subay olsalar bile, bütün subaylar öldüreceğim diyor. Hani burada ben şeyi, hani iki tane fikir çatışması var. Rusya'nın durmadan, yani Rusya olabilmesi için, büyük bir güç olabilmesi için bu devletlere hakim olması lazım. Bu devletlerin başında olması lazım. Ve onlara aslında muhtaç bir bakıma. Hani, ve diğer taraftan da bu muhtaçlığı kırmaya çalışan bir fikir çatışması var. Bu fikir çatışması arasında kalmış insanların hayatı, mesela Sadık bunlardan bir tanesi oluyor. Ve Rusya, hani o günlerden yani yaklaşık 400-300 yıldır bu muhtaçlığın göstergesi olarak Kırım'da yaptıkları, Azerbaycan'da yaptıkları ya da Özbekistan'da yaptıkları bunun göstergesi oluyor. Ve bunu bence anladığım kadarıyla Kırımlılar da, Azerbaycanlılar da biliyorlar ve büyük bir kesimi ya da belli bir kesimi buna boyun eğiyorlar ya da bunu kabul ediyorlar ya da artık bu şekilde yaşıyorlar diye inanıyorum. Yani kitapta buna inandıklarını, hani inanmaya başladıklarını gösterdiğine inanıyorum. Bir de beni şey yapmıştı, burada en çok etkileyen noktalardan bir tanesi bu Türkiye'yle ilgili anlattığı bir olay vardı. Onu da az önce bahsettim ama tam olarak bahsetmek istiyorum. Ya dönemin şartlarında mesela şey diyor, işte Sadık etrafımız düşmanla sarılı olarak o sevgili Türk bayrağının altında 3 ay yaşadım. Ya Türklerin haberi var mı acaba bizden? Kara Tatar kamplarında çırpınıyormuş, bir avuç insan için ölüyormuş. Kimin haberi olur? Avrupa'dasın. Belki zaman değişir ve yolun Türkiye'ye düşer. O zaman gurur ve imanla dünyada Türk bayrağı altında yaşamak şerefini kazanan bir millet varsa o da bu millettir diyeceğine candan inanırım diyor. Yani aslında burada hani Cengiz Dağcı'nın anlattığı korkunçlar beni çok, yani bunlar da yüz ama beni en çok üzen şey şu oluyor. Hani Türk bu bayrağın altında yaşayan şerefli millet biziz diyor. Burada bir şey var. Sırt dayama durumu var aslında. Hani sırtını dayama isteği var mesela. Bu sırtını dayama isteğine sen sırtını döndüğün zaman, yani sırtını dönme durumunda iç üzücü şey bu oldu. Mesela Boraltan Köprüsü'nde de aynı olay var. Ya da şu an yani uzun süredir Suriye Türkmenlerinde de aynı olay var. Mesela geçen bundan 2 hafta önce Suriye Türkmenleriyle oturduğumuzda o adamlar da mesela bunu söylüyorlar. Yani bunu farklı şekillerde söylüyorlar ama bunu söylüyorlar. Yani sırtını dayadıklarını, yaslamak istediklerini söylüyorlar. Bu sırtını dayama eylemine karşı hani iteleme gibi bir şeye dönüşüyor aslında, somutlaştırdığımızda olaya dönüşüyor. Ve bizim açımızdan, yani benim Türkiye'li olduğum için, yani Türkiye vatandaşı olduğum için benim için en üzücü şeylerden bir tanesi bu sırt dayamaya karşı yaptığımız tepkiye olduğu için en çok üzüldüm ve en çok şeye kapıldım. Yani beni çok etkileyen olay bu olmuştu. Türk bayrağı altında şerefli yaşayan başka bir millet vardır. Gidersen söylersin biz yaşadık. Yani bu isteği beni çok şey yapmıştır. Aklımda kaldı yani. Zaten giriyorum sana. Buyurun. Yani Sufi Saatçi Hoca da gelmişti geçen yıllarda. O da aynı bu minvalide şey sormuş. Kerpük Türkmeni'ydi o. Aynen. Biz yani hep Türk olduk falan da Türkiye'de biraz Türk olsun artık falan diye hatta duygulanmıştı yani. Biz de onunla konuşurken Ayşe demişti. Bizim tek suçumuz Türk olmaktı. Irak topraklarında demişti. Ve o gözleri dolarak söylemiş bu cümleleri. Hani karakteri bir durum. Suriye'deki Türkmenlerle konuşurken onlar da demişlerdi ki Türkçe konuşmaya başladığımızda 3 kişi
biri sağa biri sola, biri de öne bakar. Yani kimse yoksa öyle Türkçe konuşabiliriz. Ya biraz demiş şey galiba, yani Cumhuriyet kurulurken ki biraz hani psikolojiyle alakalı silmiş. Yani aman burayı da elimizden kaçırmayalım diye. Diğer dış Türklere karşı biraz galiba zoraki bir ilgisizliğe kendimizi belki birazcık gitmişiz. Artık şey konumda değil de, el atıcı sanki benim de anladığım kadar izleyici konuma düşmüşüz. Böyle hani ne oluyor, ne bitiyor diye bakıyoruz. İşte Constitutional Patriotism diye geçen, işte anayasa bir vatanperver, yani böyle dış Türkler falan meselesi çok idealist değil de. Yani, biraz da söylemlerdi. Mesela Boraltan Köprüsü'nde de hani bizi vurun, gavura şey, Moskova vermeyin diyor. Aynı Ruslarla olan diyorlar. Evet. Hani Moskovlara veriyorsun, burada da almıyorsun yani. Aslında benzer olaylar. Fakat sonuç olarak yani baktığımızda tarihsel bir, hani benim kendi şey, şahsi açım bir hata olarak, tarihsel bir hata olarak düşünüyorum. Yani üzücü olan durum bu. Kitapta yani en çok korkunç olan şey bence yaptığımız budur. Ya bunun benzerinden 90'larda da görüyoruz yani. Sovyetlerin dağılmasıyla biliyoruz ki bir sürü Türk devleti bağımsızlığını kazanıyor ama o dönemde bizim kendi içimizde yaşadıklarımızdan dolayı onlara yardımcı olmadık. Bugün baktığımızda ekonomik olarak Rusya'ya bağlı devletler bunlar. Yani onları şimdi kurtarmak daha zor. Çünkü güçlü bir Rusya Federasyonu var karşınızda yani. Dur dediğin zaman durdurabileceğiniz bir devlet değil. Ve onun da kışkırttığı, yeri geldiğinde Ermenistan olsun, yeri geldiğinde Beyaz Rusya olsun, onun da artık etrafında devletler var. Yani bu yüzden hani bir gün kurtarmak istesek bile çok zor bir sürecin bizi bekleyeceğine inanıyorum. En azından şöyle bir siyasi tablo ortada varsa. Yani benim söyleyeceğim aşağı yukarı bu kadardı. Sizin eklemek istediğiniz biraz daha bence şey, bir de hani hep baktığımızda hani Türkiye'ye karşı büyük bir muhabbet, sevgi var, şeyi var falan. Hani tabii tarihsel bağlar. Bir yandan da şeyden ben çok etkilendiklerini düşünüyorum dışarıdan, Türkiye dışındaki Türklerin. Sonuçta çok uzun bir dönem, 91'e kadar hani Türkiye dışında hani şey, Kıbrıs'ı da şey yapıyorum. Türkiye dışında bağımsız bir Türk devleti yoktu. Hepsi yani farklı şeylerin esaret altında yaşıyordu. Türkiye şeye rağmen hani çok hani geri çekilse de Anadolu'ya kadar, toprak kaybetse de ne olursa olsun hani hiç onu kabul etmemiş, hep karşı çıkmıştı. Yani istiklal mücadelesi vermiş, kendi bağımsız devletini kurmuş, kendi bayrağını dalgalandırmış. Şey bir ülke olduğu için yani burada her şeye rağmen o bağımsızlığını, yeri geldiği kadar işte dilini, kültürünü, milliyetini koruyabildiği için bunlarda da öyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bir hayranlık olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'ye o kadar şey olmasının sebebi hayranlık, muhabbet, sevgi. Şu anda da var aslında. Yani evet, hala. Kemal'i mesela yani hani elbette öyle ama şu an çok muhabbet besleyen insanlar var dışarıda. Yani, şey, biz Türklüğümüz unutsak bile tarih ve dünya bile Türklüğümüz unutturmuyor her türlü. Evet. Bu şekilde yani şey oluyor. Bu hep durmadan ön plan çıkıyor. Şu anda da çıkıyor. Bence 50 yıl sonra da çıkacaktır. Hani çünkü sonuç olarak bu tarihsel süreçte hep bir güç unsuru ve hep bir koruyucu, kollayıcı unsur var. Bu insanların da güven duymaların sebebi bu yani. Bugün biz Kırım'ı yani 1700'lere, 1800'lere kadar bir Kırım üstün şeyi var. Yani hakimiyeti var ve güven içerisinde bir Kırım hakimiyeti var. Ve bu tarih unutturmuyor yani. Biz kendimiz Türklüğümüzü unutmaya çalışsak bile, ya da çalışsak demeyeyim de unutsak bile, tarih unutturmuyor. Dünyadaki Türkler de bunu unutturmuyor. İnşallah hatırlayacağız. Ben şey diyecektim, kitap bitirecek miyiz konuşmayı? Son bir şey sorayım mı? Evet. Şey dedi yani, bakmışsınızdır. Sizce kitabın ne kadarı kurgu? Ne kadarı gerçek şey? Bana sanki hep böyle gerçek bir olay okuyormuşum gibi geldi. Hiç ya kurgu şey, bir şey gibi gelmedi. Ya sanki adam direkt kendi anılarını hani yani şey, işte Cengiz Dağcı'ndan onlar değil de sadece ismi değiştirmiş, Sadık Turan'la onları yapmış, onu anlatıyormuş gibi geldi yani. Çünkü şey, zaten çok paralellik var. Ama böyle o şeyler o kadar içten anlatmış ki yani. Yaşadıklarını, şeyleri, işte oradaki duygu şeyleri sahne. Bana ya hepsi şey gibi geldi gerçek. Hani direkt onların anlatmış gibi geldi. Belki sadece isimler farklıdır ya da şeyler farklıdır. Ben orada de, bir şey var mı kendisi ya da başka analizlerde falan? Ya bu kitapla ilgili çok fazla internette eleştiri ve analiz yok. Sadece özetlerini çıkarmışlar. Kitapla ilgili ben de kendim okurken yani bunu çıkardığım bir nokta. %80'i, %90'ının kendi hayatı olduğuna inanıyorum. Yani kitabı zaten başta şey olarak açıyor mesela hani sanki Sadık Turan normalde gerçek bir şahsiyet, onu tanıyormuş, onun mektupları göndermiş falan okumuş, oradan yazmış gibi düşünüyor. Sadık Turan'ı
sanki şey yapmış gibi, kendi mektuplarını Sadık Turan ismiyle, kendi hatıralarını Sadık Turan ismiyle yazıp kendine postalamış gibi olduğunu düşünüyorum ben. Ya zaten kendi hayatında karşılığı olmazsa böyle masa başında kurulur ya böyle şeyleri yazmak bence pek mümkün değil. Yazsa da bizde karşılığı bulması mümkün değil. Evet. Ben de onlar da insan değil ise de tesadüfen okumuştum. Aynı tesirleri o dönem daha tabii daha güçlü, daha deli hisler olduğu için daha tesirli bir şekilde benden bu yöntemişti. Sonunda da onun güzel bir dua var, çok hazin de bir şey. Yani direkt bence kendi hayat hikayesinin biz yansımalarını görüyoruz. Ben de şey diye düşünmüştüm. Şey doğru, fazla açıkçası kitap üzerine yazılmış böyle edebiyat eleştirmenler tarafından fazla bir inceleme, yani ben de pek göremedim. Kütüphaneden bir kitap buldum, Cengiz Dağcı'nın 4 romanını birden ele almış İsa Koca Kaplan. Ama yani orada da işte üzerinde durduğu şey işte mekanlar, şahıslar vesaire, hani böyle çok derinlemesine bir analiz görmediğim için yani çok şey değer görmedim. Ben de şey diye düşündüm, yani bana da biraz, yani en azından kendisi yaşamamış olsa bile çevresinde birileri yaşamıştır, belki duymuştur. Teşekkür belki altında evet var. Yani bizzat hepsini kendi yaşamamış olsa bile belki hani çevresinde yaşayan insanlar vardır, onlardan böyle derlemiştir, toplamıştır. Bir kısmı kendisine aittir, bir kısmı arkadaşına aittir, bir kısmı tanıştığı ya da gördüğü, hikayesini dinlediği birine aittir vesaire gibi olabilir yani. Ama büyük ölçüde muhtemelen hani kendisine ait olmasa bile birileri tarafından yaşanmış olduğu, yani onu konuşmuştuk zaten biz de hani genel olarak. Yazarlık yeteneğinin çok yüksek olduğunu pek söyleyemeyiz ama o esir kamplarıyla ilgili anlattığı şeylerin gerçekten tesiri yüksek bayağı. O da belki o şeyin verdiği bir şey yani. Yaşanmışlığın verdiği galiba şey. Çok bilmiyorum ama yazarlığa yazmaya başlaması da hani kendi bir acısı, kederi var, ona bir alt yakarmış gibi, böyle derinden düzüp durur gibi başlıyor zaten. Evet. Evet. İddiası da yok yani. Evet. Kitap gerçekliği tartışmaya, hani benim okuduğum metinlerde hiç gerçekliği tartışmaya açık olmamış. Yani ben de şu an düşündüğümde, okuduğumda hiç gerçekliğini tartışmadım. Yani bir realizm havasında zaten kitap. Bundan dolayı şu, yani ben ilk başta zaten hep şey düşündüm. Bu kitap okuduğum sürece bu Cengiz Dağcı'nın kendi anıları olarak düşündüm. Ve ondan dolayı hani Cengiz Dağcı olmasa bile Ali de bir ismi ama gerçek yaşananlar olduğu için şahısları çok şey yapmadım yani. Önemsemedim. Ben ikinci kitabın sonundan bir kesit okuyarak, yani bu kitabı biz okumadık ama son kesitini okuyarak bitirmek istiyorum. Şey, bitti. Esirlik yıllar bitti artık. Ömrümde ilk defa hür hissediyorum kendimi. Hür insanların yaşadığı topraklardayım. Ölüm korkusu, işkence bu korkusu bıraktı yakamı. Yıllarca peşinde koştuğum, hürriyetime kavuştum. Ama içim neden kapalı? Kendimi bildiğim anda kaybettiğim yaşama sevincime neden kavuşamadım yeniden? Yurdunu kaybeden adam için hürriyetin bile bir manası kalmadığını şimdi anlıyorum. İçinde doğduğum, gülüp oynadığım yerlerde benim dilim konuşulmuyor artık. Bir zamanlar o topraklarda dilimi konuşan insanların ne olduklarını da bilmiyorum. Son fırtına ağacı devrildi. Bizler uçurduğu birkaç yaprak, boşlukta yolunu şaşırmış, ümitsiz ve şaşkın, meçhul bir geleceğe doğru yalpa vurup duruyoruz. Son. Geldiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sözcüye sahibi selam veriyorum. Bence güzel bir...